Son 5 senedir acayip bir uyanışın içerisindeyim. Bir illüzyonun içerisinde yaşarken, bir acayip bir kurgunun içerisinde yaşarken ne yapmamız gerektiğini, ne giymemiz gerektiğini, o ne yememiz gerektiğini ill illüzyonun içinde başka son yaşadığın bir deneyim var mı? Çünkü daha önce programımıza geldiğinde e, sana sormuştuk. Ya Astral benim... seyahatte neler oluyor? Sen e, Ali, Yusuf Güneş Sistemi'ni gezdiğinden bahsetti. Kenan Işıkla karşılaştığından bahsetti. Karşılaştın demedim, yanlış. Ha, Bilim, pardon. Bilgi olmasın. Özür dilerim. Kenan Işık'la alakalı bir şey sorulmuştu. Bitkisel hayatın açılımını sorulmuştu. Kendimce fikrimi söylemiştim. Bitkisel hayat demek çünkü ölüm daha gerçekleşmedi. Hala yaşam var ama boyutlar arası alemler biliyorsunuz yani Kur'an'da bile geçer yani 128 bin kaç tane alem var. O alemlerden bir tanesine girdiğiniz anda o alemler arasında bazı başka alemlere dediği yolculuk yapabilirsiniz. O anda kaybolabilirsiniz. Kaybolduğunuzda da zaten bitkisel hayata girersiniz. Ben kendimce fikrimi beyan ettim. Dedim ki Kenan Işık aslında şu anda astral boyutta bir yerde kay kaybolmuş bir şekilde. Yani geri getirilebilir aslında. Geri getirilebilir. Var bunun teknikleri var gerçekten. Nasıl geri getirilebilir? Getirilebilir. Bununla alakalı çok acayip teknikler var. Sen bu teknikleri ben üzerinde bilmiyorum. Çalış ben bilmiyorum. Ben bilmiyorum ama var. Daha önce araştırdım ve bunun üzerine araştırma da yaptım ben. Kişiyi Amerika, Amerika'daki mi? değişik böyle medyumlar var mesela. İngiltere'de bir iki tane tanışmıştım. Sadece bu işlerle ilgilenen birtakım yerdeki insanlarla e, nasıl geri getirilebilir? çalışıyorlar. Çalışmalar yani. yapılıyor. Bununla alakalı ciddi çalışmalar yapılıyor. Bu bu, bu yani hurafe değil. Bu bir anladın mı? Ya kurgu değil. Bu tarz şeyler var artık arkadaşlar. Bunları anlayın. Ya geri yani, getirdikleri var mı? Çok Sambut olarak. Çok. Aldın. Çok insan, çok insan. Yani ben, ben bunu geçenlerde... niye sürekli dile getiriyorum? Evet. Belki bir hani ben çok seviyordum kendisini. Çok acayip hayrandım kendisine. Evet. Ve çok isterim anladın mı? Kaç sene oldu artık yani. Hani böyle, isterim bir böyle çalışmadan gelsin. geçip kendisi Ve iddia buluşmak... ediyorum bak Allah nasip ederdi böyle uyanırsa bir gün böyle. Hı. Acayip şeyler anlatacak bize bak neler anlatacak kafamız beynimiz yanacak artık yaşadığı şeylere çok bambaşka bir insan olarak geri gelecek. Sen bu işin öğretilerini de alıyorsun gidip bitkisel hayattaki insanları geri gönder, gönder, getirme üzerine bir teknik bir şey falan öğrenecek misin? Teknikleri araştırıyorum şu anda nasıl yapıldığını araştırıyorum. Böyle bir şeyin gerçekten var mı? Altyapısı dolu mu diye yani nerelerde daha çok bu işlerle ilgileniyor? Hangi ülkelerde bunlarla alakalı? Bu rafi falan Maka değil, makaleler önce, yazılmış değil kesinlikle raf'e bu tarz. Ben... Yani gözlemleyebildiğimiz bakın beş duyumuzla bizim gözlemleyebildiğimiz hmm. durum bir yere kadar. Oradan sonra artık metafizik, metafiziksel dünya başlıyor. Yani gerçek olan dünya. Yani ölümden sonrasını gözümüzü açtığımız andaki o alemler başlıyor. Ve bu alemle alakalı biz hiçbir şey bilmiyoruz. Birilerinin anlattıkları kadarıyla bizler varız anladınız mı? Biz her şeyi gördüğümüz, duyduğumuz ve hissettiğimizle alakalı zannediyoruz. Alakası yok. Madde ile mana alemi arasında çok Uçuk bir şey var O dediğine mı? sonsuz bitkisel hayata giren ve yıllarca yatmak ve öyle bir tedaviden geçmek zorunda olanlar nasıl geri getiriliyor böyle Bakın, bir şey? Bakın bedenle ruhu ha. birbirine bağlayan gümüş bir zincir vardır. O gümüş zincir ne zaman kopar biliyor musunuz? Öldüğümüz zaman. Çünkü daha geri dönüş yoktur artık. Bitti. Evet. Buradaki hayatınızı tamamlıyorsunuz ve geri dönemiyorsunuz. O gümüş zincir kopmadığı sürece de süreçle hayatta kalıyorsunuz yani orada kaybolursanız. Çok acayip bir alem gerçekten. Bunları ben yani bunları niye bu kadar dile getirdim? Niye bu kadar anlattım? Çünkü artık hiçbirimiz özgür değiliz farkındaysanız. Bu yeni dünya üzerinde yeni dünyada her şeyimiz kontrol altında. Her şeyimiz izleniyor. Hiçbir şekilde özgür değiliz. Hiçbiriniz özgür değiliz. Biz de özgür değiliz, siz de özgür değilsiniz. Hadi bırakın her şeyi gidin kaybolun ortadan. Her şeyi ya bugün şu, şu saatten sonra bırakın kaybol. Yapamazsınız. Ali? Ya en Ay, kötü olabilir. ya nasıl kaybolursa yapamazsınız. <laughs> <laughs> Balıkesir'de bir profesörü aylardır arıyorlar, bulamıyorlar. 200 gün. Hı -hı. Aylardır arıyorlar evet. Kaybolun dememek ama evet. şu hani eliniz aynızı her şeyden çekin kendi dünyanızda bambaşka bir hayat yaşamaya başlayın. Evet, ne şu, var Şunu işte çok zor. o Şunu zor off tabii. moduna getirdiğin zaman attığın zaman ne kadar yapabileceksin evet. abi? Hayır yap, yaptığın <gülüyor> zaman <gülüyor> bir saat. Yaptığın zaman yoksun. Dijital takipten çıkıyorsun. Yani beni nereden takip edebilir? Kaç adım attığımı sayabilir mi? Sayamaz. Yani onun için o e, şeyler bilimin dışına çıkmayalım. Yani dün de e, Bu bir evet. psikiyatristim dedi, e, psikoloğum dedi. Daha üniversitede okuyormuş ve üniversitede de yani. internette bile çıkmıyor yurt dışında günlük. Yurt dışında e, şey üzerinden peki. Yani e, astral yolculuk bunlar hayal aleminde. Ben bir deneyim yaşadım hayatım boyunca 62 yaşından ilk defa oldu. E, Tansiyonum bayağı yükseldi. Hastanenin acil servisine gittim. Ölçtüler baktılar. 20'ye 10. Hmm. Ee, bir sürü şey verdiler. Ee, bir ara gözümü kapatınca öyle mavi bulutlar arasında, pembe bulutlar arasında dedim ben halüsinasyon görüyorum. Eşime dedim ki doktoru söyledi bana ne verdiler de. Ee, yani O zaman anladım. Hmm. Ankara'da bazı oyuncular ya da şarkıcılar apartmanın 15. kadından biraz yüzeceğim deyip boşluğa bırakıyorlar kendilerini. Yani kafa bir güzel olunca öyle bir sanal yolculuk yapıyorsun. Ali ee, abi sanal der bu işe. Biz başka bir şey deriz. Herkes başka bir şey der. Gelecek bu değil abi diyorum. ya. Gelecek değil ya. Sen öylesin abi. İşte. Nereden biliyorsun gerçek? Şu anda sen, senin yani olsa Şu an sen kendinin de, gerçek olduğunu nereden biliyorsun? 11. kattan denize atlar kendini. <laughs> şu an Bak, bu hayatın gerçek olduğunu nereden biliyorsun? Bu gerçek olduğunu nereden biliyorsun? Gerçek... Belki de uykudayız şu anda. Uyanacağız ölünce. Hadi ben sizi uyandırayım. <laughs> Neyle uyandıracağım ama? Ee, erkeklerin oje sürmesi hakkında ne düşünüyorsun? Ya geçenlerde 3 yaşında benim kısar e, bir arka, aile, ailesi olan bir arkadaşım çocuğu. Çiçi özü sürüyordu böyle. Çiçi abi bir parmağına yücük oje sürebilir miyim? Şur bakayım dedim. Ayak parmağıma böyle küçük sürdü böyle. Hı. Bu kadar olması lazım. Bu maksimum bu anladın mı? Evet. Onun dışında ben çok abartılıyorum bu işte. Peki bu en gereksiz. son e, yani oje... çocuğu sevindirmek için yaparsın öyle bir evet, şey ama. Evet. Sahne de özellikle sahne şovlarında ya da kliplerinde evet. oje süren Şarkıcılar ve oyuncular kervanına Gökhan Türkmen katıldı ve ne yapıyorsun denilmesinin üzerine bir de açıklama yaptı. İzleyelim. İşte bak yargı, ön yargı. Niye yargılıyoruz abi sürmek istiyoruz. Tamam peki izleyelim. <gülüyor> <Biz> <gülüyor> Gökhan Türkmen rengarenk ojeler sürdü. Yeni bir tartışmanın fitili ateşlendi. Kuzan Türkiye'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tırnaklarındaki oje dikkat çekti. Erkeklerde de oje kullanımına son yıllarda sık sık rastlıyoruz. Malum geçtiğimiz yıl Kenan Doğulu bir parmağı siyah ojeli bir şekilde çıkmıştı kamera karşısına. <gülüyor> <gülüyor> Konu gene bir şey. <laughs> Buras Kaygılaroğlu'nun ojeli tırnakları da uzun süre konuşulmuştu. Bartu Küçük Çağlayan bebek mavisi ojeleriyle gündem olmuştu. Hande Doğan Demir'de Ali Can Yücesoy'un ayak parmaklarına kırmızı oje sürmüştü. Son olarak Gökhan Türkmen'in sürdüğü rengarenk ojeler erkek oje sürer mi tartışmasını yeniden gündeme getirdi. Siz DTR'yi izlerken Yusuf çok doğru bir tespit yaptı. Biraz sonra onu alacağız da masada tek kadın ben kaldım şu anda. Yusuf sürerse oje yani demem ki o falan ama Ali sürerse bir yutkunurum Ali nasıl yaptı derim. ben sürmem de sürene de niye sürdün demem. Evet.